Önce şu olayı okuyayım sonra anlatayım. Bak şimdi YouTube'da iki şarkısını buldum. İkisi de gayet başarılı. Biri 200 milyon, diğeri 60 milyon tıklanmış. Muhtemelen başlarda bir dokunuş olmuş tıklamalara. Yani bot atmış diyor. Çünkü böyle bir izlenme gerçek olamaz. Sonra da milyonlar benim gibi sırf meraktan girip bakmış diyor. Aslında böyle isimsiz olup da bu kadar tık almak büyük başarı diyor. Şimdi isimsiz dedikleri insanların YouTube'da, Güzelmiş. Instagram'da Komikmiş. milyonlarca insanın gönlünü kazanmışlar bir şekilde, değil mi? Zorla kimse silah dayayıp takipçi almamış bunları. Takipçi kazanmayı başarmışlar bir şeyler yapıp. Müzik yapmış, video yapmış, güzel bir şey yapmış. Bunu hakikaten konuşalım yani. Çünkü bakın televizyonla dijital medya arasında devasa bir fark var. Birçok televizyon kanalına gittim ben, röportaj verdim, programlara katıldım. Oradaki insanları tanıma şansım oldu. Gerçekten bizden nefret ediyorlar. Büyük Sektöre çoğunluğu. hoş Genelleme yapmıyorum geldin. ama bizden nefret ediyorlar beyler. Yani bu internet fenomenleri var ya, niye? Ben diyor Düzenini adam parayı bozdu ki. götürüyor diyor. Ben şunun bir düzenini bozmaya çalışayım diyor. En azından bir haber Aynen yazayım öyle. bunun hakkında diyor. Yani işte 10 bin satılan dergide bir haber yazıyorlar. Ne bileyim 20 bin Sektöre hoş izlenen bir geldin. işte gazetede, 20 bin okunan bir gazetede. Ya da televizyonların anlık izlenmeleri, mesela bizim canlı yayın şu an 12 bin kişi tarafından izleniyor. Birçok televizyon kanalı bu kadar izlenmiyor beyler. Buralarda karalama kampanyaları başlatıyorlar. Yani şu an ekranda Yusuf var ama olay Yusuf değil. Böyle yüzlerce aktör var. Yani bu işte Berkcan'ından Enes'ine, YouTube'undan Instagram'ına, Twitch'ine kaç tane adam varsa deli gibi taşlıyorlar. Ya no name adam demiş. Böyle isimsiz olup da demiş. Şimdi hakaret yani bu. Bot atıyor diyor, ikinci hakaret. İftira bunlar Konser mesela. verince 20 milyon mu izlenecek? İşte mesela şöyle bir mantık var. Eyvallah. Klibi 50 milyon izlenmiş. O zaman konser verirse 50 milyon kişi geliyor. Hani şeye bile aşina değil. Sektöre hoş Tekrar açıldığında bir geldin. izlenme, dinlenme falan yazdığında Spotify'da. Kim şey demişti? Zaten dünyada 3 milyar insan var mı? Ne diyordu? Şimdi Güzel bizim isim veriyor arkadaşlar muyuz? da abi. Alişan Arkadaş mı? vermiyor ki Verdi adam misin? diyor. Ya her işte hakikaten işin erbabı var, tecrübelisi var, bilgisi var, yeteneklisi var. Bir de çok kötüsü var, çok kötü yapan işini. Böyle yüzü asık, lanet olsun, maaşımı alayım da çıkayım, işte saat 6 olsun da çıkayım diyen insanlar var. Onlar yaptıkları işleri araştırmıyorlar, bilmiyorlar. O yüzden böyle çok komik, alakasız eleştiriler yapıyorlar. Ve bunları haber yapıyorlar. Ve bunları çok net bir doğruymuş gibi haber yapıyorlar. Bu çok yanlış bakın. Ben şöyle bir şey okumuştum, çok hoşuma gitti. Çok da doğrudur yani. Eskiden, mesela benim annem babam da dahildir buna. Birçoğunuzunki de dahildir bir şekilde. İşte Televole, televizyon bilmem ne X magazin programında kim tatildeyken sevgilisiyle öpüşmüş. İşte kim tanga giymiş, kim frikik vermiş. Bunları deli gibi takip ediyorlardı. Bunu merak ediyorlardı. Çünkü internet diye bir şey yoktu. Televizyonda kimin götü başı gözükmüş, kim kimle ayrılmış. Şimdi 2K sonrası yeni nesil var ya, canavar o her şeyi değiştiren nesil. Onlar bunlarla ilgilenmiyor. Onlar bunlarla ilgilenmediği için kimin götü açılmış, kimin başı açılmış, kim kimle ayrılmış, televizyondaki o saçma sapan magazin haberleriyle ilgilenmedikleri için böyle insanlar İçerik çıkıyor arıyor işte. adam yani. Yani siz de yapın beyler yorumunuzu. Yanlışsam söyleyin sevgili arkadaşlar. Yani onun yaşına ailesi de var. Lan ne iftira atılıyor? Bu adamlar ne psikolojilere sokuluyor? Çok zor böyle birine bot diyeceksin, tanınmamışsın, no name'sin diyeceksin. Adamın anasına uğradığına hakaret gibi bir şey yani. Sen tanınmamışsın, bilmiyorsun demek. Böyle Ya haberler bence yapıyorlar yani, çok kötü ya beyler. kafa biraz şey ya, şimdi onların düzeni vardı ve işte hiçbir şeye uğraşmadan senin dediğin gibi, onu çok doğru söyledin. Onun götü açılmış, bunun başı açılmış muhabbetlerine reytingleri alıyorlardı ya reklamları. Evet abi. Şimdi o hastalıktan bitti, hepsinin içerik üretmesi lazım. İçerik üretmek de emek işi yani, insan beyni bitiyor, yeri geliyor, enerjisi bitiyor. O rahat düzenleri bozulduğu için taşlıyorlar yani, çok doğal insan refleksi işte. İşte bak herkes doğru diyor. Büyüttüm abi chat'i. Yani şimdi normalde hani az önce video izlerken makarasını unfollow yazmayın, bay bay demeyin dedim ya. Onun makara olduğunu kanıtı aslında. Burada bir tane beyinsiz yok abi o zaman. Herkes anlamış bahsettiğim şey ve katılıyor buna sonuna kadar yani. Hani bu insanları ezdirmeyelim, bunları yem etmeyelim. Hakikaten çok kıskanıp bir sürü saldırı yapıyorlar bunlara. Yani televizyonda, radyoda, gazetede, dergilerde falanca adam bot atmış. Abi daha iyi bir sanatçı olabilir yani. 2019 yılında daha iyi bir sanatçı çıkmış olabilir 1995'li 2000'li yıllardan. Çünkü onlar fosil kalıyor bir yerde. Çok güzel sanatçılar da var. Ama işte YouTube gelişti. Hepimizin bir üyeliği oldu, bir şey oldu. İzlenme rakamlarının, dinlenme rakamlarının artmasından doğal bir şey yok yani. Bunlar da güncelde iş yaptıkları için 30 milyon, 20 milyon, 50 milyon dinlenebiliyor bunlar da. Göreceksiniz Abi Berkcan'da. bir de şöyle bir şey var. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi bu adam YouTuber, şarkı yapamaz kafasıyla ön yargılı yaklaşıyorlar da abi, adam YouTube yapacak diye şarkı söylemeye yetenekli olamaz mı yani?
Çoğu ya. Sanatçıdan çok daha iyi şarkıları var abi. Ne kadar ki, boktan evet, şarkılar çıkıyor. Ki Yusuf'un sesi de inanılmaz falan, güzel yani. Ne kötü abi. Yusuf'un çok, sesi fıstık gibi ya. Tipi de düzgün ya. Yanık güzel bir sesi var. Bir şeyler bir araya gelince. Mesela Aras Bulut'un da olayı o abi. Bir sürü insanın olayı o. Güzel bir şeyler bir araya geldi mi? Bir de insanlara değebiliyorsan başarılı ya da popüler olabiliyorsun. Ya da ikisi birden olabiliyor yani. Ya canım sıkılıyor benim şöyle böyle şeyleri gördükçe. Size de dertleşmek istedim yani. Çünkü bu insanlar da psikoloji yaratıyorlar ondan sonra. Bu televizyondaki mutsuz insanlar. Ya da başka mecralardaki. Tabii ki orada da çok düzgünleri var ama genelde böyle davranıyorlar. Siz de zaten maruz kalıyorsunuz. Sizin üzerinizdeki baskı da o yüzden aslında ailelerin yaptığı. Telefona girme, işte bilgisayar kullanma, internete girme. Bu televizyonda görüyorlar çünkü bu haberleri. Oyunlar için de yapıyorlar aynısını biliyorsunuz. Sadece internet fenomenleri için değil. Oyunlar öldürüyor, oyunlar intihar ettirtiyor. Oyunlar şöyle, oyunlar böyle. Hayır, alakası yok. Türkiye'de 30 milyondan fazla oyuncu var. Sadece PUBG Mobile oynayan 4,5 milyon tekil insan var günde. Bizim bu dedeler, babaanneler, okey oynayanlar var ya. Onların hepsini katınca 30 milyonu geçiyor beyler oyuncu sayısı. Onlar da oyuncu sayılıyor. Oyuncular ayrılıyor kendi aralarında. İşte hardcore tanım var. Günde 3 saatten fazla düzenli oyun oynayanlar hardcore oyuncu olarak geçiyor mesela. 30 milyon oyuncu var. 80-90 milyonluk ülkenin nasıl sen 30 milyonunu yok edersin ki, hiç sayarsın ki? Sektöre hoş geldin. Abdüye de yaptılar çok. Delimine'ye de yaptılar çok. Yani saysam bitmez. Enes'i aldılar. Böyle itin götüne soktular. Yerden yere vurdular televizyonlarda. Neler neler yaptılar yani. Bu da benim bir minik patlamamdır bu konuyla ilgili. Patladın ha reis. Sakin ol kral. Askerde mi doldun bu kadar? Ne Çentürk oldu? bana koş. Yok baba bugün gördüm bunu canım sıkıldı Askerde yani. Neyse. doluyor insan. Ne diyorduk? Norm Ender. Norm Ender.